kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Günümüzde tabii ki kahvaltıyla başlıyoruz. En sevdiğim öğündür kahvaltı. Tost yaptım, bir de ekmek kızarttım. Peynir, zeytin, tereyağı bal eşliğinde yiyeceğim. Çay suyum da kaynıyor. Kahvaltı eşliğinde Müge Anlı seyredeceğim. Hadi bakalım günümüz başlasın. Ablamın bilgisayarından Özgür'ün eski fotoğraflarına bakıyoruz. O kadar küçükmüş ki. Kapkara bir şeymiş. Annem, annem. Bu kıyafetini çok seviyordum. Of annem. Şuna bakın ya. Çok küçük bu da. Ay annem. Bir de şuna bakın. Getir bakayım kızımı. Getir bir. Uykusu var. Getir bir kuzumu ha. Büyüdü. Tosun oldu. Tamam olsun. Tosun oldu. Bir de şuna bakın. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Çek eski şunu çek. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Ne olmuş? Ne olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzeldi zaten. Aynen. Aha Murat'la ilk vedalaştığı an askere bakın. Giderken. Murat burada askere gidiyordu. Sağlıyordum. Baksana o gözlerime. Ay üzüldüm kendime şu an. Eve gidip ağlamıştın Özge. Giden mi ağlar kalan mı? Gidene mi zor, kalana mı zor? Herkese günaydın tekrardan arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Babaanneye uğradık. Yukarı çıktık. Şimdi Murat'a ben pilav yapacağım. Bulgur pilavı biliyorsunuz çok seviyor. Arpa şehriyeli pilav yapacağım. Dün zaten taze fasulye ve tarhana çorbası yapmıştım. Bugün de onları yapacağım. Bu arada benim tezgahımı karınca kapladı. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Ben de tarçın dök dediler çıkış yerine. Tarçın döktüm. Yani öldürmek istemiyorum. Gitsinler istiyorum. Günlerdir buradalar, gitmiyorlar. O yüzden hiçbir şey bırakmamaya çalışıyorum tezgahtan ama yine de gitmiyorlar. Hatta birkaç gün burada bile değildik. Evde değildik. Karı sudaydık. O zaman bile gitmediler. Hala duruyorlar. Gitmelerini bekliyorum. Öldürmemeyi tercih edeceğim. O yüzden sabırla bekliyorum şu anda. Bulgur pilavımı yapmaya başlıyorum. Tabii ki size de göstereceğim. Pilavım hazır. Çorbam burada. Taze fasulyem de burada. O zaman Murat'a afiyet olsun. Murat'ın şarkısıyla açtı. Başa Leyla. Bir an oldum yurdum. Ne söylesin. Sesi güzel de biraz. Neresi güzel be? Binanın içindeyiz bak dışarıda. Akustik yani. Biz ebeveye gidiyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Zaten eksikler bitmiyor arkadaş ya. Al arkadaş al bitmiyor. Hala söylüyorum. Evde eksikler var. Yine her zamanki gibi eksikler yine bitmiyor. Kahvaltılığım falan eksik. Sebzem meyvem yok. Bir de buzdolabımı biraz doldurmak istiyorum. Çünkü o yeni aldığım BİM'den 3 TL'ye aldığım, kazıklandığım, IKEA'dan kazıklandığım sepetleri kullanmak istiyorum. Yani bunun biz içinde... şimdi şöyle bir kapitalizmin bir oyunu bu, tamam mı? Sepet alıyoruz önce. Sonra o sepetleri doldurmak için tekrar alışveriş yapıyoruz. Belki de gereğinden fazla şey alacağız. Yani bu neden? Sepet almasaydık alışverişe gitmeyecektik. Sonuçta yiyoruz onları, çöpe atmıyoruz. Yediğimiz bir şeyleri alıyorum. Yemediğimiz bir şey mi? Fazla bir şey almıyoruz. Yiyoruz ama mesela insan ne ile yaşar? Ya mesela insan ekmek de yese doyar.
İskender diye söylüyorum. Aşkım o zaman sen her gün benden yemek bekleme. Kapitalizm bize ne diyor? Hamburger yediyor. Tamam ben sana o zaman ekmek koyarım, ekmeği bana açsın her gün. Tuza. Tuza. Öyle. Senin elinden ben zehir olsa yerim be. Hadi be. Evet. Çok geç. Romantik bugün. Çözemedim. Hayırdır inşallah. Her zaman öyle. Evet her zaman öyledir. Gidiyoruz. Güzelmiş ama bak. Bu hem şey de asılır, arabaya da asılır. Ama ses yok. Sevimli bir bebekle karşılaştım. İnsan bunu görünce korkar. Korkuyor harbiden. Baksana nasıl bakıyor. Özgü duruyor sanki mama vermemişiz gibi. Şimdi artık şurada takılacağız. Bakalım bakalım. Şimdi kızımıza ilk sebzeyle başlayacağız. Bunun için domates diyormuşum. Ben ilk bulduk havuç. Şu amcayı gerçek zannettim. Ay ben de. Size bakıyor, gülüyor dedim bunu. Evet, kaç gram? 694 gramı 10 lira. İyi. Tamam o. İstiyorsan daha küçük bul. Yani çok yemeyecek diye. Ya biz yeriz canım. Hepsi aynı, al. Bundan aldık. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi bitirdik. Çok güzel şeyler aldık. Özellikle Özgü'ye aldıklarımıza bayılacaksınız. Ben çok severek aldım. Kendime de tabii bir şeyler aldım. Tava falan aldım. Wok tava aldım kendime. Güzeldi. Şimdi eve gidince size göstereceğim ama sanırım sevilenlem yemek hazırlamış. Börek yapmış. Onun açma böreğini biliyorsunuz artık zaten. Efsane. Size aldıklarımızı göstermeden önce ilk olarak oyun parkını göstereceğim. Aa, bir dakika. Ben şimdi yolda yürüyorum. Aa, burada bir şey gördüm. Seda. Şöyle bir halısı var. Kırmızı galiba. Bunları buradan takacağız galiba. Evet. Şöyle. Tamam. Şöyle. Sonra... Çapraz olacak o abla. Çapraz olacak. Evet, şimdi şöyle bir çapraz oldu. Halısı burada. Şimdi ablam oyuncaklarını takıyor. Ay çok güzel oldu. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Şöyle. Bunu tam ortaya takalım. Özgü de Bahadır'la orada oynuyor bu arada. O sesleri Bahadır çıkartıyor. Şöyle. Özgü bir güzel. Yatırsana ya. Çok güzelmiş. Bir deneyelim o zaman. Bahadır getirsene. Ama şu müzikte olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada evet, sert bir şey var. Aynen. Ama nereden açıldığını bulamadım. Bakarız şimdi çıkartırız. Koy Bahadır. Bakalım sevecek mi? Ezgi duru. Birazcık daha çapladı. Sessizli. Anneciğim. Anneciğim sevdin mi? Ya onu tutup çekecek güçlendiğinde. Anneciğim sevdin mi? Şu anda ağlıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ne ağladığını anlamıyorum. Karnı aç olabilir ama asla yemiyor. Niye bağırıyorsun anneciğim? Üstün sırılsıklam. Kusura bakmayın birazcık bulaştı görüntü. Çünkü Özgü duru tutuyor. Sence bu yenir mi anneciğim? Sence bu yeniyor mu? Tamam. Tamam. Sizin öneriniz.
hala açılmadığı için sizin önerinize şunu aldım. Wix dediniz. Bebek Wix'i. Şöyle bir marka eczaneden. Ne kadar aldın Murat bunu? 20 TL'ye almış. Kullanım şeklinde bebeğinizin boyun, göğüs ve sırt bölgesine nazikçe masaj yaparak uygulayınız diyor. Ben göğsünü yapacağım. İnşallah işe yarar. Ne oldu? Biraz huysuzuz da bugün. Ne oldu anneciğim? Bunu yemek istiyor. Peki. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. İlk başta bebektekileri göstermek istiyorum. Şu bebek sularını biliyorsunuz artık zaten. Sürekli bunlardan alıyoruz. Şöyle göstereyim. İçinde zaten bunun pipeti var. Pipeti takıp içiyorsunuz ama Özge o pipet demeyeyim de o başlığa çok alışamadı. O yüzden o başlığı kullanmıyoruz pek. Biberona koyuyorum ben sularını. Mesela mama yapacağım zaman da bazen bundan kullanıyorum. Hemen soğutamıyorum. Kaynar suyu beklettiğim için o su hemen soğumuyor. O yüzden bununla karıştırıyorum. Kolay oluyor. Eğer sizin de aklınızda bulunsun eğer yapıyorsanız. Şöyle bir mama önlüğü aldım. Çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Bunun fiyatı 18 liraydı sanırım. Şuraya düşen yemek artıklarını sanırım biriktiriyorlar. Ama çok tatlı bir şey. Şöyle 3 tane Baby & Me aldık. Bebinkini kullanıyoruz. Çünkü Bebinki hem daha hesaplı hem daha kaliteli. Ve birebir bununla içerikleri aynı Bebin ıslak mendiliyle. Ve onunkinin adını unuttum bu arada şu anda. Onun ıslak mendili, yeni doğan ıslak mendili gerçekten çok güzel. Bu da güzel ama biz hani şu an acil olduğu için, Carrefour'da gittiğimiz için bir daha BİM'e uğramayalım diye bunu aldık. Bir 5 lira zarardayız bu yüzden. Bence alacaksanız eğer BİM'in yeni doğan ıslak mendili daha mantıklı. Dün size bir fileli göstermiştim. Emzik. Meyve sebze emziği. Bana dediniz ki Özge fileli alma, silikonlu al. Sizi dinledim. Fileliyi almadım o gün. O gün zaten almamıştım. Alacaktım diye gitmiştim. Çünkü Joker'de çok pahalıydı. Ben bunu ebebekten aldım. Fiyatı sanırım hatırlamıyorum. Yanlış olmasın ama uygun bir fiyattı. Ve silikonlu. Şu anda ben de merak ettim. Burada açacağım. Şöyle bir başlık. Şöyle kapatıyorsunuz. Şuraya mı koyuyorsun? Nasıl oluyor? Şuraya o zaman koyuyoruz. Meyveyi, sebzeyi neyse. Yarın bu arada başlıyoruz havuçla. Şöyle kapatıyorsunuz. Bunu güzelce bir yıkayacağım tabii. Böyle ağzına sokarak emiyor. Görüntüsü de şöyle. Şöyle lupa aldık. Patates. Organik havuç. Murat Özge'ye yedireceklerimizin hepsini organik alalım dedi. Vallahi kaç yaşına kadar böyle devam eder bilmiyorum ama en azından ilk yediği ek gıdaya organiklerle başlayacağız. Bunu da organik aldık. İnşallah organiktir. Carrefour'dan aldık ama. Sonuçta güvenilir bir yer. Aa, size bu asıl bunu göstermek istiyorum. Tefal'in wok tava. Şöyle bir wok tava. Tefal'in. Şöyle göstereyim. Bunu normalde bu 190 TL'ydi. Ben bunu 120 liraya ya da 110 liraya aldım. Öyle bir şeydi. Çok uygun aldım. Çok güzelmiş bunda. Pilavda yapılıyormuş. İşte sotelerde yapılıyormuş. Her şey yapılıyormuş bunda ve çok memnun herkes. Kullanan herkes. Ben de aldım. İnşallah memnun kalırım. Güzele benziyor. Bakalım. Şöyle rulo kat aldım. Ben kahvelerin yanında genelde bunu su koyuyorum. Soğan. Şöyle hoş beş. İçim süt. Zeytin. Şöyle ben kokulu çöp torbası kullanıyorum. Bir alanı bir bedavaydı. O yüzden bunu aldık. 3 tane. Şöyle sallama çay. Organik yumurta aldık. Domates. Ve bir de biber aldık. Böyle işte aldıklarımız. Şimdi saat bayağı geç oldu. Ben hemen hızlıca bunları yerleştireceğim. Yerleştirirken de çekmek istiyorum. Yine aldığım sepetlerle düzenlemek istiyorum. Onu da size göstereceğim. Şuraya sebzeleri koyacağım.
Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi burada en alttan başlıyorum. Burada zaten kahvaltılık vardı. Şöyle göstereyim. Şu kabın içine böyle peynirleri, zeytinleri falan kahvaltılıklarımı koydum. Güzel oldu böyle. Burayı değiştirmedim. Şey yazmışsınız, Özge hani bakliyatlarını niye koyuyorsun buraya falan diye yazmışsınız ama güvenilir falan diye korkuyorum. Bazı aileler böyle kelebekleniyor ya. O yüzden burada tutuyorum. Aynı zamanda erzak dolabımda da var. İlk başta tabii erzak dolabımdan kullanıyorum. Daha sonra buradan kullanıyorum. Şuraya sebzelerimi koydum. Buraya yemeklerimi koydum. Kalan yemeklerimi. Şuraya kavanozlarımı koydum. Şu elmayı şuradan alayım ya. Sebze meyve aynı yerde olsun. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle alalım. Şöyle. Bu dolabı dolduruyorum, dolduruyorum. Hala boş ya. Şöyle göstereyim. Kızımın Vicks'ini sürdüm. Bitkisel özgürlük. Özgürlük şurubunu içirdim. D vitaminini içirdim. Karnı da tok maşallah var. Ne yapalım, uyuyalım mı artık? Uyuyalım mı anneciğim? Uyumak istiyor musun sen? Ne yapıyorsun? Bir kaza oldu arkadaşlar. Siz burayı duymayın, olur mu? Anneciğim ne yapıyorsun? Videodayız. Videoda öyle şeyler yapılmaz. Ya da yap kızım. Önemli olan senin sağlığın. Sefan olsun ama şu an burnumun direği kırıldı. Oo, Özgü ne yedin anneciğim sen? Ne yedin ya? İçin çürümüş sanki, tövbe estağfurullah. O zaman artık videomu kapat anneciğim. Bu kadarını da hak ettiğimi düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beni izlemeye devam edin. Annemin kanalına abone olun. Ve videoyu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Bay bay.